Gelir o gelir. Ben tanıyorum adamımı ya. O merak eder, üzülür gelir. Gelsin bakalım. Geleceği varsa göreceği de var. Aha. Vallahi geliyor. Zümrüt, sarma yaptım sana. En sevdiğinden. Kuş üzümü de yok içinde. Sağ olasın. İyi misin? İyiyim, ne yapayım işte. Helvamı da kavurursun artık bir gün. Ne oldu? Ne oldu? Niye öyle cenaze görmüş gibi bakıyorsun? Girsene içeri. Gireyim, gireyim. Aferin canım arkadaşım. Aferin kavga arkadaşıma. Ha, böyle mi geçiyor? Ay. Bayağıdır çıkmadın evden. İyi misin? Aman işte iyiyim, ne yapayım? Biraz halim yok. Ondan sonra acımam. Şimdi boynum ağrıyor. Boyun ağrı, buram ağrı. Oradan sırtıma böyle omuzlarıma falan böyle aşağı doğru iniyor. E ne yapacaksın işte, ovanım da yok. Ben varım. Ben ovarım. Ovayım mı? Ovayım. Hadi. He, vur. Aşağı hatırlat. Hatırlat. Yani onu at eli, aman şeyi, kası tut, çek bırak. Hatırlat, ha, ora. İyice, güzel. Yeter, eline de hiç yakışmıyor. Düşündüm de, yani şu ahir ömrümde kaç yıl daha senin el açması böreğini yiyeceğim? Börek mi? Kız dedim Zümrüt. Geldin gidiyorsun. Yani şu menekşenin böreğini yiyerek kaç bahar daha geçireceksin? Senin canın börek istemiş. Dükkanda dolu, ben hemen alıp gelirim yok, Zümrüt. Yok, menekşe yok. Ta oradan buraya, bu börek soğur. Ben onu demiyorum zaten. Ne diyor? Ben misal olarak diyorum yani şu kendi mutfağımda, kendi fırınımda şöyle bir peynirli börek olsa, kapağını açsak böyle tas diye böyle peynirin kokusu, beyaz peynir. Böyle kokusu böyle yüzümüze şey, ama yok işte yani. Bilmiyorum. Ya, arkadaşım hemen yapayım size. Kolay bir şey zaten. Yapayım. Yok canım, hayır. O kadar işinin gücünün arasında kıyamam ya. Ya arkadaşım canın sağ olsun ya. 2 dakikalık iş ya. Lütfen yap o zaman. Şey de yap. Baklava. El açmaz. El açmaz mı? Cevizli. 8'lerden 16 kat ha. Tabii yaparım. Yaparım hemen. Öylesine dedim yani. Yapmak zorunda değilsin yani. Ama bugün varız, yarın yoruz ya. Yap bitsin, boş ver. Yaparım. Ben hemen çekeyim. Şu kumandayı da versin. Bak kumla hırt diye ses geldi. Bak dur. Şunun içeri sağ ol. Tamam. Sağ. Malzemeler var orada. Tabii. Salak ya. Her şey değil, anlıyor işte. Yok kafa yok. Eli iyi. Kafa. Zümrüt, börek oldu. Oldu. Baklavada azıcık şerbetini çekti mi tamamdır. Zümrüt. Ay. Ay. Ne oluyor? İçim geçmiş, uyumuşsun azıcık. İyi yapmışım. Börekler tamam, yaptım ben. Geldi, kokusu geldi. Oh. Ne oldu? Aman daha ne olsun. Ne oldu? Daha ne olsun. Şunun yanında bir çay olaydı, çay. Çay? Tavşan kanı. Börek, baklava, çay. Üçlemedir bu. Çay. Dur bir ben koyayım. Ay ben yaparım. Aman.
Zümrüt be. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Aman. Ne oldu? Yok yok, dillerim varmıyor, söyleyemem. Ya Zümrüt, ne oldu söylesene. Ya makineye çamaşır attıydım. Oo, ne zaman önce. O makinede durduğumda çıkartıp asmam lazım. O kollarım ağrıyor. Kollarım ağrımasa asayım ya. Asarım ben canım, asarım. Asarım. Sağ ol. Tamam, şey yapma. Hazır yukarı çıkmışken ortalığı da bir şöyle toplasan. Tabii, toparlarım. Sağ ol. Nasıl hastalık, her yeri ağrıyor, iştah açıldı. O neydi ya? Vallahi içindeki fırtına o kadar büyük ki dükkanı yıkıp geçecekti. Ay, ben de Zümrüt'ün derdine düştüm. İhmal ettim. Sen ne yaptın? Konuştun mu avukatla yavrum? Konuştum annem, konuştum. Hemen başlatacak işlemleri. İyi, nasip, kısmet. Sen üzülme yeter bana. Annem, ben ona üzülmüyorum ki. Sen neyse, boş ver beni. Sen ne yaptın asıl? Zümrüt'ün derdine daldım dedin. Ne yaptı yine Zümrüt cadısı sana? Bu sefer en fenasını yaptı. Terk ediyor Zümrüt beni. Nasıl terk ediyor ya? Nereye gidiyor? 3 aylık ömür kalmış. Ne? Hastalanmış işte Esra. Nasıl anne ya? Ne? Ne hastalığı? Ne olmuş? Hiperrichness diye bir hastalık. Hiperrichness olmasın o? Dilim dönmüyor. Çok çok fena bir hastalıkmış. Böyle bir illet sarmış vücudunu. Yokmuş yani kurtuluşu. Anneciğim, hiperrichness çok zengin, aşırı zengin demek. Yani öyle bir hastalık olduğuna emin misin? Tamam işte. Zengin hastalığıymış Esra. O taktığı altınlar var ya. Hep zehirlemiş onu. Çok fena. Böyle bütün vücudunu sarmış. Kurtuluşu da yokmuş anne. Gitmiş Neriman'a anlatmış. Sıkı sıkı Menekşe'ye sakın söyleme diye tembih etti. Ay anne. Esra. Bir insan benim duymamı istemediği bir şeye gidip neden Neriman'a söyler anne? Yani gazete ilan vermek daha zor olduğu için olabilir mi? Ya Esra. Esra o Rüknettin'in intikamını almak için yaptı bunu bana. Zümrüt. Zümrüt. Görürsün sen Zümrüt. Göstereceğim ben sana. Duygularımla oynadın ya. Elif Çay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.